Şimdi önce şu haberi vereyim. Şemsettin amca, Bahriye teyze. Evet. Haberiniz vardır, hem ekran başındaki seyircilerimizle bilgilendireyim. Kızlar bulundu. Dün yayından sonra... Dün yayından sonra Alanya'dalar. Alanya jandarmaya gidiyorlar. Alanya jandarmaya gidiyorlar. Kendi istekleriyle evden ayrıldıklarını söylüyorlar. Sonra geceyi Alanya'daki sığınma evinde geçiyorlar. Bu sabah da sığınma evinden çıkıp gidiyorlar. Yine de ben buradan sesleniyorum. Şule'yi ve Gizem'i görenler, tanıyanlar bizlere ulaşsınlar. Ahmet gitti mi? Şule'nin eşi. Evet. Alanya'ya gitti. Alanya'da. Tuncay da evet. Alanya'ya gidiyor. Şaziye Hanım telefona bağlanacak mı? Şimdi bu arada mesela Şule'nin eşi Ahmet Bey, ben sizden yardım istemedim. Kayınvaliden bana mı sordu oraya çıkarken demiş. Sizin için. Bana evet. Sormadı demiş. Karımı aramak için televizyona çıkacağım. Ben ona soracak mıydım? Benim evladım gitmiş. Ben ona soracak mıydım? Benim evladımı çıkarsınlar bak. Bana gelsinler benim evladımı. Benim evladımı gelsinler. Rahatsız olmuş. Ben eşimi kendim ararım. Kimse karışmasın demiş. Benim evladım o. Kimse benim evladımı kimse karışmaz. Bana evladımı bu desin hanım. Damadın niye kızıyor aranmasına, bulunmasına, sizin buraya çıkmanıza? Ben anlamıyorum bunları. Niye çıkmıyorlar? Bulunmasını istemiyorlar demek ki. Sorunları var demek ki. Bana niye söylemiyorlar? Mesela Gizem'in annesi Şaziye Hanım da, kızınızın görümcesinin annesi, kayınvalidesi. Dünden beri rezil olduk, bizim televizyonla işimiz olmaz, biz kendimiz buluruz, rahatsız etmeyin demiş. Yani tabii rahatlar. Ha? Ben rahat değilim. Ben rahat değilim, benim adam peşliyor. Benim adam akşam tansiyon düşüyor. Ben ne yapmam gerek hasta adama? Dünürünüzle görüşür müsünüz? Görüşüyorduk. Bir sorunlarımız yoktu. Birdenbire gitti. Ne yapmam gerek benim? Benim kızımı bağ bul Esra Hanım, ne olur. Benim kızımı bağ teslim et. Sen kızına sarılmadan senin için rahat etmeyecek. Etmez. Benim kızımı bağ teslim et. Ne olur benim kızım gelsin. Bir tane çocuğu var, ben ne bakışını varım. Çocuk Dile, şimdi kimde? Civerim yanıyor. Civer, onların civeri yanmaz. Benim civerim yanıyor. Ben yoksulluğundan büyüttüm. Kayınvalidede mi? Çocuğu. Evet. Şimdi bu kızlar biri 19 yaşında, diğeri 22 yaşında, çok genç yaşta evlenmişler, çocuk sahibi de olmuşlar. Oldular, ve sevdiler. Ve beraber evden ayrılıyorlar. Sevdik filmimizi dediler. Ben de verdim. Ne yapayım? Ne yapmam gerekti? Tabii çocuğum bunu söyledikten sonra ne yapacaksın da? Çok küçük yaşlarda bu sorunun altına girmişler. Bir de şöyle bir detay var. Mesela Şule'nin Ahmet'le birlikteliğinde, hani evliliğinde daha mutlu olduğu, hani maddi sorunlar olabilir ama daha mutlu olduğu biliniyor. Asıl problem görümcesi Gizem'in ailesinde. Şimdi telefon hattında Büşra Hanım var. Alo. Efendim. Büşra merhaba. Merhaba Esra. Sen Gizem'le ve Şule'yle mi arkadaşsın yoksa ikisinden biriyle sadece mi? Sadece Gizem'le. Gizem'le arkadaşsın, Şule'nin görümcesiyle. Evet. Ne düşünüyorsun ikisinin evden beraber kaçmaları hakkında? Ne biliyorsun? Bu bana da oldu ama Şule yengesini, görümcesini yalnız bırakmamak için gittiğini düşünüyorum. Sorun olduğunu düşünmüyorum. En büyük sorunlar Gizem'deydi. Bağlanma amacım da ona yardımcı olmak istiyorum. Yani Gizem'in hiçbir şekilde ailesine ve kocasına teslim edilmemesi taraftarıyım. Gizem eşi Tuncay'a teslim edilmemeli. Evet, edilmemeli. Niye? Çünkü zaten evlilikleri çoktan bitti. Gizem'i ben 1,5-2 sene yakında tanıyorum. Evet. Sürekli dertleştiğim bir arkadaşım. Sürekli kocasıyla anlaşamadığını, işte bir gün para var bir gün yok. Zaten yaş farkı da çok fazla olduğunu söyledi. Ne kadar doğru tabii ki bilmiyorum. Hı hı.
Yani 22 yaşında eşi 40 yaşında. Hani kaçarak evlenmiş. Evet, severek evlenmiş. Kaç yaş var ama aralarında? 3 yaşındaymış eşi. Biri 19, biri 40 yaşında mı? Hayır, Gizem 22. Ha, Gizem 22. 40 yaşında. Evet. Evet. Yani hiçbir şekilde sevmediğini, yapamadığını, ailesine defalarca söylediğini, ailesi kefenle gelir. Ailesi Gizem'e söylediği için o da kaçmak istediğini söyledi. Kaçmadan 2 gün öncesi beni aradı Büşra, işte ben kaçarsam beni bulurlar mı falan gibilerinden bir takım bir şeyler sordu. Çünkü ben kendim de dulum, yani yalnız yaşıyorum, bu tür şeylerde bana danışıyordu. Hı hı. Ben ona eğer kaçarsa ne kadın sığınma evine gitmesi gerektiğini, hatta Bakırköy Zincirlikuyu tarafında Mor Çatı devletimizin bir kadın sığınma evi var, oraya gitmesi gerektiğini söyledim. Gideceksen illa. İşte bulurlarsa beni yüzleşir miyim, ben ailemle yüzleşmek istemiyorum falan dedi. Hatta öyle bir telaşla söyleyince Gizem dedim, hani başka bir erkek mi var dedim. Hani hayatında yüzleşmek başka bir... Neden kaçıyorsun yüzleşme? Hayır dedi, sadece dedi yüzlerini görmek istemiyorum, bana sahip çıkmıyorlar dedi. Ben de bu şekilde söyledim. Ertesi günü zaten WhatsApp konuşma göndermiştim ben size, avukatla görüştüğünü. Evet. Kimsenin esiri olmadığını, gidebileceğini, kimse de ona bir şey demeyeceğini söyledi. Evet. O şekilde konuştuk. En son konuşmam bu oldu ama Şule bana da sürpriz oldu abla. Şimdi Gizem senin yakın arkadaşın, bir kere daha ekran başındaki seyircilere anlatmak için söylüyorum. Gizem senin yakın arkadaşın, evden ayrılmadan 2 gün önce seninle konuştu. Ben evden ayrılsam, kaçsam beni bulurlar mı dedi. Evet. Evliliğinde problemler yaşadığını söyledi. Evet. Sen de ona hani kadın sığınma evine gitmesi gerektiğini söyledin. Evet. Fakat, yanlış bir şey yapmaması gerektiğini söyledim. Yani... kendini koruyabileceği yerlerin aslında devlet olduğunu da ifade ettin. Fakat Şule'nin onunla beraber kaçması sana da mı sürpriz oldu? Kesinlikle. Şule'yi hiç tanımıyorum bile. Hiç ismini bile duymadım. Yani benim tahminimce Şule'de görümcesini yalnız bırakmak istemedi diye düşünüyorum. Ya ikna edemedi, evet, ya da gidecekse ben de gideyim diye düşündü. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? 1,5 yaşında çok evlatları işte, var. Bak ablasına, anneleri burada perişan. Bu arada sevgili seyirciler, şu anda Şule ile Gizem hala Alanya'dalar. Görenler lütfen bize ihbar numaralarımızdan 545-975-0506'dan bilgi versinler. Evdeki altınları aldı demişsiniz ama Gizem kendi altınlarını alıp gitmiş değil mi? Evet. Evet, bana şey söyledi, hani ben ne yapacaksın, nasıl geçineceksin diye söylediğimde benim dedi kendi bileziklerim var dedi, onları satarım dedi. Hatta ben ona şöyle bir şey söyledim, onları satmak yerine eğer kadın sığınma evine giderse kreşli fabrikalarda işe verebileceklerini, yani kadın sığınma evi bu konularda Mor Çatı çok teşekkür ediyorum buradan, çok yardımcı oluyorlar. İstediğiniz kadar kalıp iş hayatınızı da çocuğunuzu kreşli bir şekilde gidip uygulayabiliyorsunuz. Şunu soracağım, mesela evden ayrılırken... Çocuğunu niye almadı? Efendim abla? Çocuğunu niye bıraktı? İşte o çocuk konusunda ben de ona söyledim. Eğer bana dedi ki çocuğu alırsam dedi benim peşime düşerler. Ama dedi çocuğu almazsam kimse benim peşime düşmez dedi. Aslında Şule'yi alması daha kötü oldu. Yani Şule'ye de gitmesi daha çok peşine düşürdü insanları bence. Ya tabii ki şimdi gelin görümce beraber evden kaçıyorlar. Yani insan bunu duyduğu zaman önce bir şaşırıyor. Evet. Ha? Ben de çok şaşırdım. Yani tabii ki ikisi de anormal ama gelin görümcenin beraber kaçıyor olması ve Şule'nin hayatı, Bahriye teyze burada. Yani daha iyi, daha mutlu... Şaziye Hanım'ın oğluyla evli. Daha mutlu. Onun evden gidiyor olması. Asıl problem kendi kızıyla kayınvalidenin asıl problemleri var. Damatla, yani iddialar o yönde. Lütfen bu konuda bir açıklık getirsinler. Kızınız mutsuz mu? Şaziye Hanım, siz bunu biliyor muydunuz? Evde şiddet uygulanıyor muydu? Ne bileyim. Yani psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, her şey olabilir bunun altında. Kız bu kadar gözünü karartacak kadar ne yaptı acaba? O konuda da konuşmuştuk. Abla ben mahkemeye dava attığı takdirde... Evet. Biliyorsunuz.
Ne mevzusu? Ben kocasından ayrılması taraftarıyım. Olmuyorsa bir şey olmuyordu. Ne demek kefenle gel? Ne demek? Bunu kim söylemiş? Hangisini abla? Şu hani yani boşanamazsın. Kefeninle gelirsin diyen ailesi, annesi bizzat. Bunu size söyleyen Gizem miydi? Evet, Gizem anlattı bunları bana. Peki... siz sosyal medyadan arkadaşsınız onunla değil mi? Evet ama uzun zamandır bayağı telefonda falan görüştük. Annesiyle paylaştığını söyler miydi sorunlarını? Hep söylüyordu, sürekli söylüyorduk. O işte git kendin ettin, kendin buldun. Çocuğum var, kızım var, çekeceksin. Bu eve kefeninle döneceksin, başka türlü dönemezsin gibi gibi cümleler hep söylüyordu. Peki Şaziye Hanım telefon altında. Şaziye Hanım merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Şimdi Büşra telefon hattında Gizem'le arkadaşlık yapıyor ve kaçmadan iki gün önce de onunla iletişime geçmiş. Evet dinliyorum. Evliliğinde sorunlar yaşadığını, problemler yaşadığını, aradaki yaş farkından dolayı büyük sıkıntılar olduğunu, bazı şeylere mecbur bırakıldığını, şu anda canlı yayında söylemiyorum, önümdeki notlarda var, ona dikkat ettim. Evet. Yani uzun süredir aslında Gizem evden ayrılmayı kafasına koymuş. Biz de bunun farkında kaçtıktan sonra olduk. Esra Hanımcığım. Efendim? Benim kızım bana geldi. Aha. Ben ayrılacağım. Geçen sene de ama yankı yapıyor ses. Televizyonu kapatın. Tamam ben... Benim kızım ben ayrılmak istiyorum deyince... Sen de iki tane evlat sahibisin. Evet. Bir tane çocuğu var. Ben bunu severek diye vermedim. Ben ne? Damadım isteyerek, severek vermedim. Bu kendisi tercih etti bunu. Peki tamam. Kızım ufak tefek krizler var. Bunları düzeltiriz. Ben de yardımcı olurum. Çocuğuna, evine hep de elim üzerindeydi. Hı hı. Ben onun evini düzeltmek istedim. Yoksa benim ben bunun bu şekilde olduğunu bilsem tırnağını bırakır mıydım ben oradan? Siz farkındaydınız aslında bu evlilikte problemler olduğunu. Çünkü dün canlı yayında hani hiçbir şey yokmuş gibi konuştunuz. Bir şey yok ama bakıyorum zaman zaman çok iyiler. Bazen bakıyorum böyle var böyle var. Canım sıkılınca gel evliliğim devam etsin. Bir şeyden sıkılınca ben ayrılacağım. Çocuk oyuncağım bu Esra Hanım. Bazı şeylere maruz kaldığından bahsetti mi size Gizem? Mesela... Yayın sonrasında ekip arkadaşlarım sizinle paylaşacaklar. Vallahi şiddet var mıydı? Kaldım. Nasıl? Şiddet var mıydı? Asla. Asla. Nasıl asla, asla diyorsunuz? Sizden ayrı yani, yaşıyor. Esra Hanım. Biz ikimiz de birimiz... sen biliyorsun bunu. Ben Beylikdüzü'ndeyim. Oturuyorum. Kendisi Kıraç'ta oturuyor. Ben dün gün akşam gitmezsem ertesi gün oradayım. Ya da o bende. Ben onun yiyeceğini, içeceğini, çocuğunun yiyeceğini, mahrum olmasın. Ben her şekilde bir elim onda benim. Peki. Bir elim onda. Sizden bir ricada bulunacağım. Yani şu anda Gizem ya da Şule izliyorlarsa. Evet. Eve dönme konusunda bir çağrı yapmanızı istiyorum. Ben her şekilde benim çocuğum ne olursa olsun ister küsüye batmış olsun ister başka bir şey ne olursa olsun benim çocuğum kabul et. Hiç kimse de ona elini süremez. Öyle bir korkusu varsa ya kocasını istemiyorsa çocuğum da benim, torunum da benim. Tırnağını verler. Ben mağaz oldum. Elimi yüzümü görseniz. Dersiniz ki ne oldu? Asıl ciddi beni gördü zaten. Kişi her tarafı mesrağı. Ben üstün duru kavra oldum. Ben sadece kızımı değil, kendimi de istiyorum. Şimdi peki Gizem'in Şule'yi yanına alması. Ben Şule'ye bir anlam veremiyorum Esra Hanım. Gizem'le iyi arkadaş oldukları için acaba çok onu iyi. Yani yarı yolda bırakmamak için mi böyle bir hareket ama yaptı? Ama işte akıllı birinin yapacağı bir şey mi bu ya? Biri yuva yıkıyor, bir çocuk bırakıyor, öbürü de ben onu uyuyayım. 1,5 yaşında çocuğu nasıl bırakırsın sen ya?
Evinde bir şey yokken. He? Sen çok çok benim gelinim akıllı olsaydı beni uyarırdı. Akıllı olsaydı. Abisine söylerdi. Bu konuda uyarır. Belki korktukları bir şey var bu çocukların. Hiç bilmiyorum Esra Hanım. Neden korkacaklar? Ya demek ki korktukları bir şey var ki bu kadar gözlerini kararttılar. Yani akıllı ya. Olsa dediğiniz, şimdi gelininiz olunca tabii böyle bir şey söylemek çok daha kolay olur ama nihayetinde sizin kızınız yani bu kararı veren, evden ayrılmak isteyen, bazı şeylerden bıkan. Bahriye Hanım da burada bak ben kızımı istiyorum diyor. Kızımı istiyorum. Ya evladını herkes evladını ister. Ben kızımı istiyorum kız. Ben de kızımı istiyorum. Ben gelinimi de istiyorum. Sen kızımı suçluyorsun. Benim gelinimle bir problemim yok. Bir şey yok. Gelinim neden böyle bir şey ben yapıyor? Ben bu saatten sonra kızımı kimseye emanet edemem. Ben neyse çocuğum istemesi Rahat Hanım. Başka çarem yok. Efendim Şaziye Hanım. Bu kızımı ben istiyorum, sen istiyorum. Bunlar bulunsun, bunlar sonraki şeyler. Herkes istediği yerde kalır. Yani Allah'ın izniyle inşallah şu anda fotoğrafları da ekranda. Alanya'dalar. Gizem ve Şule'yi görenler lütfen bize ihbar yapsınlar. Yayına bağlandığınız için de çok teşekkür ederim.